4 yıl evli kaldığı eşi anlaşamıyoruz diyerek boşandı. Mahkeme 1500 lira emekli maaşı alan adamı eşi ve 3 çocuğuna 2000 lira nafaka ödemeye mahkum etti. Çaresiz adam da haklı olarak şimdi soruyor. 1500 lira maaşla ben 2000 liralık nafakayı ödeyip üstüne de nasıl geçineceğim? 1500 lira geliri olan bir insana 2000 lira nafaka hükmedilirse akla zarardır ya. Benim şu anda yaşama hakkım elimden alınmıştır yani. 1500 liralık emekli maaşı alırken mahkeme boşandığı eşi ve 3 çocuğuna 2000 lira nafaka ödemesine karar verdi. O kadar şok oldum ki böyle bir şey olamaz. Hak etmiş oldum. Emekli maaşıma el konuyor. Ben ödeyemem yani. Ödeyecek bir durumum yok. Ne yapmam lazım? Bahçeli evlerde yaşayan Adem Boyacı 14 yıl evli kaldığı eşiyle boşanma aşamasına geldi. Şiddeti geçimsizlik nedeniyle dava açıldı. Mahkemelik oldular ama dava tam 2 yıl sürdü. Hakim 2 ay önce çifti boşadı. 3 çocuğuna ve eski eşine 500 liradan 2000 lira nafaka ödemesine hükmetti. Ayda eline 1500 lira emekli maaşı geçen adam kara kara o parayı nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı. Akla zarar ya, kesinlikle kadar. Burada miktarı belli olmayan, süresi belli olmayan, ne kadar ödeyeceği belli olmayan bir borçtan bahsediyoruz. O kararı duyan Adem Boyacı adeta şok oldu. Çünkü onun kazandığı 1500 lira aylık emekli maaşından başka gelir yok iddiaya göre. Ve bu yüzden kara kara 2000 lirayı ömür boyu nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Ben sanki caniyim yani. Bu nafakayı ödemediğimden dolayı hapis yatacağım. Hapiste yattığım paraları da tekrar ödeyeceğim. Ya bunun bana bir çıkar yolunu gösterin ya.